sevgilim. İşe gitmedin mi bugün? Bugün gitmedim. Neden? Ayrıldın mı yoksa? Seni buraya bunun için çağırdım. Macit'le bütün ilişkini kesiyorsun. Oğlumdan ve benden uzak duruyorsun. Hepsi bu. Bitti. Erman, sevgilim. Sana bir yüzük vermiştim. Saklıyor musun onu? Saklıyorsun. Saklıyorsun çünkü gözlerine her baktığımda sana inandığımı biliyorsun. Saklıyorsun çünkü bütün dünya karşımda dursa da senden vazgeçeceğimi çok iyi biliyorsun. O yüzüğü bir gün karım olarak takacağına inanıyorsun. Macit. İşte kimini bu yüzden aldım. Nikah günümüzü almak için. Evleniyoruz Neriman. Hayallerimiz gerçek oluyor. Ben mi? Asıl sen burada ne arıyorsun İnci? Niçin? Kim için geldin buraya? Ne oldu? Sevinmedin mi? Macit. Neriman, bunca zaman biz bunun için beklemedik ya. Bak. Aslında biraz daha saklayacaktım, söylemeyecektim ama... heyecanlandım. Hemen sana söylemek istedim. Nikah tarihimiz. Macit. Tabii ki çok sevindim ama... Ama cevap versene İnci. Buraya neden geldin? Burası neresi? Bu kadar kıvrandığına göre... bir şeyler saklıyorsun sen. Madem söylemeyeceksin, ben kendim öğrenirim. Kerim. Kerim, ben Macit için geldim buraya. Oğlumuz için. Erman, ama ne demek? Macit, şu sıralar her şey üzerime geliyor. Sevgilim, bana hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Anlat, birlikte çözüm arayalım. Lütfen. Hadi. Anlat, dinliyorum seni. Macit, ben... Baban değil mi? Baban yüzünden böylesin. O yüzden bana bu kadar üzgün ve masum bakıyorsun. Sadece o değil. Tabii bir de annem var. Annemin söyledikleri. Kim bilir nasıl aklını çeldi. Nasıl üzdü seni? Sevgilim, inan bana. Babanı ikna edeceğim. Nasıl olacak o? Eğer sen bana inanırsan olacak. Ben senin bana inanmanı sevdim Neriman. Aşkın bir güneş gibi
Sevgilim. Elin her zaman elimin üstünde olsun, bana yeter. İşte o zaman kapı kapı dolaşır, evliliğimizi istemeyen herkesin önünde diz çökerim ve herkesi ikna ederim. Yeter ki sen bana inan. Çünkü ben sana hep inandım benim. Seni çok seviyorum. Bizim mutluluğu çoktan hak ettik benim abi. Sen neler saçmalıyorsun İnci? Macit'in ne işi var burada? Oğlumuzun hayatıyla ilgilenseydin burada ne iş olduğunu da bilirdin Kerim. Bilmece gibi konuşmayı bırak İnci. Soruma cevap ver. Macit burada çalışıyor Kerim. Macit. Burada. Evet, ben de onu ziyarete geldim. Ama çıkmış. Görüşemedim. Hem sorsaydın söylerdim. Suçlu gibi takip etmene gerek yoktu. Buyurun. Ben Macit Arcıoğlu için gelmiştim. Nesi oluyorsunuz? Babasıyım. Kendisi şu an dışarıda. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Ama isterseniz bir ürün bekleyin. Yok, ben daha sonra uğrarım. Macit. Efendim. Ben bir önce babamla konuşayım. Ondan sonra sen bildiğini yap. Anlaştık mı? Sen nasıl istersen Cedir. Macit ne yapıyorsun ya? İnsanlar görecek. Ne yapayım? Hala alışamadım. Ayrıca dayanamıyorum. Neyse. Ben gideyim o zaman. Kerim. Bunun sende ne işi var İnci? Neriman? Hala? Bir şey mi oldu yavrum? Yok hala, bir şey olmadı. Ben iyiyim. Ne oldu İnci? Buna bir cevabın yok mu? Sana bunun sende ne işi var dedim. Neden öyle baka kaldın? Asıl sana ne oluyor Kerim? Nasıl yani? Bu eski bir fotoğraf. Bu fotoğrafta sen de varsın, ben de varım. Bunun bende olmasından daha doğal ne olabilir ki? İyi ama o adamı unuttum demiştin. Şimdi bu fotoğrafı sakladığını görünce... Bu eski şeylerin içinde kalmış. Hem o seni niye rahatsız etti? Şey... Ben o fotoğrafı görünce... Kerim, bana dürüst cevap ver. O fotoğraf seni niye bu kadar rahatsız etti? Ne oluyor? Bak İnci... Nadir... Nadir konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Sen de benim senden gizli bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Demek eşyalarımı karıştıracak kadar bana güvenmiyorsun artık. Öyle mi? İnci. Beni çok kırdın Kerim. Ben eve kendim dönerim. İnci, arabaya biner misin? Seni gebertmem lazımdı Nadir.
yok bir şey diyorsun ama ben senin gözünden anlarım. Hadi anlat bana ne olur yavrum, ne oldu? Gerçekten yok bir şey Yalan. Yani sadece babama takılıyorum. O kadar. Ah abi ah. Senin şu inadın yok mu? Çok zor biliyorum. Böyle baba evinden, baba şefkatinden uzak olmak çok zor. Ama gün doğmadan neler doğar. Geçecek bunlar. Ne olur üzme kendini. Nasıl üzmeyeyim hala? Ya babam beni hiçbir zaman affetmezse? Ya dediği gibi beni gerçekten evlatlıktan silerse? Canım sen babanı tanımıyor musun? Olur mu öyle şey? Yani o kahrolmuyor mu sanıyorsun? Gururundan söylemiyor ama gözündeki kederden belli. Neriman, sen onun biricik evladısın. Sana kıyabilir mi? Sensiz yaşayabilir mi? Affeder mi beni? Affedecek tabii. Siniri geçip de hasretin çoğalınca affedecek. Öyle ayrı çatı altında olmak beni de mahvediyor ama geçecek bunlar inşallah. Hiçbir şey kalmayacak. Güzel kızım. Hadi ben gideyim artık. Halam. Bana inanıp güvendiğin için teşekkür ederim. Canım yavrum. Neriman, ne olur beni habersiz bırakma. Ne yapıyorsun, neredesin, ne yedin, ne içtin? Çok merak ediyorum seni. Tamam. Hoş geldiniz Macit Bey. Macit? Ne yaptın Hakan? Nikah için gün aldım. Tebrik ederim seni. Harika. Sağ olun. İyi de babalara uçman gerekirken pek sevinmemiş gibi görünüyorsun. Hayır, aksine çok mutluyum. Sadece halletmem gereken işler var. O yüzden müsaadenizi isteyeyim. Gülter. Benim abi. Bir şey mi var Gülter? Sen bugün kahve içmedin değil mi abi? Bir kahve yapayım mı sana? Önce bir soluklansaydın. Hemen yaparım. Peki yap bakalım. Vallahi çok güzel oldu be. Evet, sizin sayenizde. Ya, abartma. Öyle ama siz, mahalleliler, el titreyerek bana yemek getiren komşular. Gerçekten sağ olun. Duygulandırıyorsun insanı. Öyle mi? Dur o zaman. Bak, bu erişim mendil. İlk siftahı sen at. İlk siftah. Al sana ilk siftah. Söyleniyorsun Cihan. Ya yok. Biz en önemli şeyi unuttuk biliyor musun? Neyi unuttuk? Dükkanın adını ne koyacağız? Ben onu çoktan düşündüm. Ne düşündün? Umut. Umut. Vay güzel isim. Güzel tabii. Umut'tan güzel bir şey mi var? Ben bu dükkan sayesinde sizin sayenizde tekrar Umut'un ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Bebeğimin ismini de Umut koyacağım. Umut. Umut güzelmiş ya. Ne oldu be? Cihan bak bak bebek tekmeliyor gel bak. Allah. Bak.
Vallahi tekmeliyor. Hissettin mi? Hissettim, hissettim. Yemin ederim Beşiktaş'a golcü geliyor. Allah'ım sonunda ya, nihayet ya. Başkana söyleyin, hazırlıklara başlasın. Ya vallahi tekmeliyor ya. Baya baya tekme atıyor bu çocuk. Abla, abla gel gel bak, Umut tekmeliyor, gel. Gel bak, bebek tekmeliyor. Ya. Gel. Evet. Cihan bile hissetti. Ya hissettim ben de. Şey, ben dükkana gideyim. Cemal Usta seslenir şimdi. Abla. Sağ olasın Gülder. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet Gülder. Ne evet abi? Belli ki bana bir diyeceğim var. Ben bugün Neriman'ı gördüm. Ben sana Neriman'ın adı bu evde ağza alınmayacak demedim mi Gülder? Ama elimde değil. Sizi böyle gördükçe içim kan ağlıyor. Hiç ağlamasın. Bağrımıza taş basacağız. Onsuz yaşamayı öğreneceğiz. Peki Neriman? O nasıl öğrenecek? Bugün halini görseydin. Öyle gariban, öyle kimsesizdi ki. Vallahi kanıma dokundu. Sen çocuğu Elin evine gönderdin. Elin de üstünden çektin ama o ne yapsa benden izin alıyor biliyor musun? Her hareketini bana soruyor. Çalışmaya da başlamış Şinasi'nin orada müzik okulunda. Elin oğlu Şinasi Neriman'a olan hıncını unutup onu işe almış. Ama görüyorum ki senin hıncın hala geçmedi. Efendim İncan'ım. Neriman, çok kötü şeyler oldu. İçimi yiyor. Kimseyle konuşamıyorum, kimseye anlatamıyorum. Neler oldu? Ama önce lütfen sakin olun. Neriman, buraya gel. Gel de konuşalım. Beni dinlemene ihtiyacım var. Tamam. Neredesiniz? Evdeyim, gel. Tamam, peki. Her şey üzerime geliyor. İnan bana. Babanı ikna edeceğim. Nasıl olacak o? Eğer sen bana inanırsan olacak. Ben senin bana inanmanı sevdim yani. Elin her zaman elimin üstünde olsun, bana yeter.
İşte o zaman kapı kapı dolaşır. Evliliğimizi istemeyen herkesin önünde diz çökerim ve herkesi ikna ederim. Yeter ki sen bana inan. Çünkü ben sana inandım ben. Nadir Bey, müsait miydiniz? Gelme artık, gel içeri. Nadir Bey, biliyorum bu sıralar çok izin aldım ama benim yine... Lafım olur Macit. Git işlerini hallet, gelirsin sonra. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şey Macit, özel değilse ne yapacağını sorabilir miyim? Şu halime bak. Nasıl da mutluyum. Nasıl da kandırıyorum kendimi. Yine böyle olabiliriz Macit. Tek bir sözün yeter. Tek bir hareketin yeter. Macit ev tutmuş. İş de bulmuş, çalışıyormuş. Sanki bu sefer ailelere sormadan, kimseye danışmadan evlenecekler. Anlayacağınız durum ciddi. Bu kadar kolay değil Neriman Hanım. Ben gideceğim yeri biliyorum. Bu işin çaresini çok iyi biliyorum. Şahika odama gelir misin? Hemen geliyorum Selim Bey. Selim Bey. Bir şey mi istediniz? Seni merak ettim. Daha iyisin umarım. İyiyim ben. Zaten merak edilecek bir şey olmadığını söylemiştim. Peki ama... Ben o zaman istediğiniz dosyaları postaya vereyim. Peki, teşekkür ederim. Baba. Duygucuğum niye orada duruyorsun? Gelsene. Çok yoğun çalışıyorsun herhalde babacığım. Evet, bu aralar biraz yoğun. Şahika Hanım da çok yoğun çalışıyor herhalde. Ne zaman gelsen burada çünkü. Haliyle o da yoğun. Ama iyi bir çalışanınız. O zaman iyi ki annemin kuruntularına inanıp Şahika Hanım'ı kovmamışız. Şirket iyi bir çalışanından olacaktı. Duygucuğum, sen niçin gelmiştin? Düşündüm de... Şirkette çalışmaya karar verdim. Ne oldu? Konuştun mu? Konuştum. Ve? Ve artık Arcaoğlu Holding'in reklam işleri benden soruluyor. Süper bir haber bu. Ama sen pek sevinmiş gibi durmuyorsun. Yo, sevindim. Niye sevinmeyeyim? Harika. O zaman bu akşam yeni işinizi kutluyoruz hanımefendi. Hemen bir yer ayırtıyorum. Tamam. Yani anlayacağınız benim ne yapıp edip bu işi bir şekilde halletmem lazım. Yoksa Neriman'la evlenmem çok zor olacak. Tabii size bu anlattıklarım manasız geliyor olabilir. Gençliğime veriyor olabilirsiniz. Hatta anlamıyor olabilirsiniz ama... Bilakis çok iyi anlıyorum seni Macit. Çünkü bir zamanlar ben de senin gibi aşık olmuştum.
Üstelik bütün dünyayı karşıma alacak kadar da çok sevmiştim onu. Mutluluk onun bir tebessümü. Acıysa gözlerinden geçen küçücük bir hüzündü benim için. Ne oldu peki? Ne oldu? Aşk büyük şeylere gider Macit. Ya büyük acılara ya büyük sevinçlere. Benim payıma hep acılar düştü nedense. Umarım senin payına mutluluk düşer hep. Umarım. Sizin için gerçekten üzüldüm. Peki ne oldu da böylesine büyük bir aşk hüsranla sonuçlandı? Uzun hikaye. Belki bir gün anlatırım sana. Ama o gün bugün değil. Bugün senin aşkın için savaşacağın gün. Hadi git evlat. Git ve sevdiceğine kavuşmak için elinden ne geliyorsa yap. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Taze mi bunlar? Taze ablacığım. Ay koy, domates de ver. Hangi değil dese anlayacaksın yani. Sen bana bakma, ben tipinden anlarım ayol. Sana taze haber vereyim mi şu gidenle ilgili? Neymiş? Bizim Fahri'yi gördüm dün akşam bununla. İkisi birlikte binmişler motor tepelerine. Oh oh! Demin. Ya Fahri'ye kafasına kaskı takmış, atladı motora, gittiler. Aferin kız Hanife. Bak bana bunları hiç anlatmıyorsun sen. Yok Halime Hanım'ın siyati, yok Hatice Hanım pısırık damadı. Boş boş şeyler. Bana bunlar mı geliyor? Unutmuşum kaderciğim. Anlat bakalım. Başka ne biliyorsun bununla ve Fahriye ile ilgili? Bugünlük haberler bu kadar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var bakayım senin? Bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Sor bakalım. Konserdeki kızlar senin eski sevgililerin miydi? Yani bir de sevgililerin. Bir tanesi değil, hepsi. Yani ne bileyim, öyle sıkı fıkıydınız ki. Hayır Fahriye. Hepsi arkadaşımdı. İstersen TC'nin numaralarını falan da vereyim. Araştırırsın. Kes be. Sorduk işte. Kolay gelsin. Fahriye. Neriman bugün gelmiyor muydu? Demin konuştum Şinasi. Birazcık işi varmış. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz Faiz amca. Hoş geldiniz Faiz amca. Şinasi oğlum, eğer müsaitsen seni de baş başa konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun odama geçelim Faiz amca. Neriman'ın babası mı? Ta kendisi. Ay acaba Neriman'ın burada işe başladığını duydu da ona mı sinirlendi? Buyurun Faiz amca. Bir şey içseydiniz? Gereği yok oğlum. Fazla uzun kalmayacağım. Nasıl isterseniz. Şinasi oğlum. Durum malum. Faiz amca. Neriman hakkında söyledikleriniz kulağımdan gitmiyor. Ne diyeyim? Yerden göğe kadar haklısınız. Önemli olan haklı olmak değil, haklı kalmak. Sana biraz fazla haksızlık etmişim. Biraz fazla yüklenmişim. Estağfurullah Faiz amca. Öğrendim ki bütün olup bitene rağmen Neriman'ı hala koruyup kolluyormuşsun. Ona okuldaki işini geri vermişsin. Evet. Şimdi derste mi? Bugün yok. İzin verdim ona. Başlar başlamaz kaptırdı hemen kendini. Yoruldu. Ya. Tabii. Onunla çalışmak bizim için de iyi oldu. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim oğlum. İzninle. Lafı mı olur Faiz amca?
Yalnız Neriman'ın burada olup olmadığını sordunuz. Bugün yok. Eğer olsaydı onu görmek ister miydiniz? Belki de yalnızca sana haksızlık etmemişimdir Şinez. Neriman Hanım, İnce Hanım bahçede sizi bekliyor efendim. Benden bir isteğiniz var mı İnce Hanım? Yok Şehriban, bizi yalnız bırak. Emredersiniz. Neler oldu? Neriman, etrafında ateşten bir çember var sanki. Gittikçe daralıyor. Macit bir şeyler mi öğrendi? Hayır, Kerim. Kerim Bey mi? Nadir'le görüşmeye gitmiştim ya. Beni takip etmiş, oraya geldi. Sonra? Macit'in iş yeri olduğunu, onu görmeye gittiğimi söyledim. Bir şey görmedi mi? Hiçbir şey anlamadı mı? Hayır. Allah'tan Nadir'le karşılaşmadı. Ama çok az kalmıştı Neriman. Her şeyi anlaması da çok az kalmıştı. İnce Hanım, siz bu meseleyi gizledikçe işler daha çok karışacak. Hayır. Öyle olmayacak. Macit seni çok seviyor. Senin de onu sevdiğine yürekten inanıyorum. Böyle düşünmüyordun o zaman. Geçmişi unut Neriman. Ben unuttum. Şimdi Macit'i o şirketten uzaklaştırman lazım. Macit o işi bırakmalı. Peki ama bunu nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Ama tek çare bu. Pelin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade edersen geçeceğim. Tabii efendim. Ne yaparsan yap ama Macit'i o şirketten ve Nadir'den uzaklaştır. İnce Hanım, ben bunu Macit'ten isteyemem. Neden? Bugün beni neden çağırmış biliyor musunuz? Nikah günü almış. Onu söylemek için. Nikah günü mü? Evet. Macit'in şirketten ayrılması, Nadir Bey'in yanında çalışması, bizim mahalleye yerleşmesi hepsi benim için. Babama beni ne kadar çok sevdiğini ve benden asla vazgeçmeyeceğini kanıtlamak için İnce Hanım. Ve ben ne yaparsam yapayım Macit işinden asla vazgeçmeyecek biliyorum. O zaman bir an önce evren yanına. İnce Hanım. Neriman, ben elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Yeter ki sen Macit'le bir an önce evlen ve onu buradan uzaklaştır. İnce Hanım. Thank you.
merak etmeyin. Biz gerekli olan her şeyi halledeceğiz. Size güveniyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Pelin. Sen burada mıydın? Buradaydım İnce Hanım. Hem de ne için gelmiştim biliyor musunuz? Bu kenar mahalle kızının oğlunuzu nikah masasına oturtmak üzere olduğunu söylemek için. Pelin. Zahmet etmeyin İnce Hanım, oturun. Ben son çare olarak sizi görmüştüm. Ama ne yazık ki Neriman Hanım son kaleyi de fethetmiş. İnce Hanım, ben gitsem iyi olacak. Size iyi günler. Neriman. Maşallah. Kuzenimle aranız pek iyi. Umarım iyi bir sebebi vardır. Böyle olması gerekiyordu Pelin. Sen de artık bu durumu kabullensen iyi olur. Size inanamıyorum İnce Hanım. Ne oldu da bu kadar karşı çıktığınız Neriman'la bir anda bu kadar samimi olabildiniz? Size soruyorum İnce Hanım. Ne değişti? Bak Pelin. Biz ne yaparsak yapalım Macit Neriman'dan vazgeçmeyecek. Ve bu böyle olacak. Ben bu inat yüzünden oğlumu kaybetmek istemiyorum. Herkes için böylesi daha iyi. Demek oğlunuzu kaybetmek istemiyorsunuz. İyi. Ben de Macit'i kaybetmek istemiyorum. Sevgilim. Efendim sevgilim. Sabah konuştuğumuz konu var ya, düşündüm de. Macit, ben konuşacağım babamla. Tamam sevgilim. Efendi, ya biz sana gelme diyoruz, sen her gün geliyorsun. Sana geldiğimi kim söyledi ayol? Ha? Gelinimin dükkanına gelemez miyim ha? Bana bak, siz bunu bekçi mi diktiniz buraya? İçeri giremeyecek miyiz? Kader Hanım. Cihan. Karışmayın. Bu kızın sizden çektiği nedir ya? Ha? Hadi, hadi ufak ufak yürü. Hadi al voltanı hadi. Sen bunların koruması mısın ayol? He, korumasıyım, bekçisiyim, avukatıyım. Bir itirazın mı var? Kapı gibi kocası varken sana ne oluyor ha? Aa, bir dakika bir dakika. Yoksa sen bunun peşine mi düştün? Ay evli kadının peşinde mi dolaşıyorsun sen? Ne diyorsun sen kadın? Sen ne dediğinin farkında mısın Kader Hanım? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Nezahat. Hı. Böyle diklenmeler, oğluma saldırmalar, kol kanat germeler falan. Sen kimsin be? Sen ne sıfatla yapıyorsun bunları? Kader Hanım. Hadi yürü basket elimden bir kaza çıkacak bak. Cihan sakin olur musun? Bu kadına değmez. Gideceğim. Gideceğim ama lafımı tamamlayıp öyle gideceğim. Bak şimdi sen bunları koruyorsun ya. Sen asıl kendi kardeşini koru. Kendi kardeşini. Gece vakti elin serserileriyle motor tepelerinde sürtüyormuş Fahriye hanımefendi. Hı? Evinden alınıp evine bırakılıyormuş maşallah. Sen hala uyu. Sen ne diyorsun kadın be?
Bana ne kızıyorsun ayol? İnanmıyorsan git kendi kardeşine sor. O birlikte sürttüğü serseri de Şinasi'nin müzik okulundanmış. İyi günler canım. Ne oluyor burada? Gene ne istedi bu kadın sizden? Bir şey yok Cemal Usta. Şimdi anlayacağız bir şey var mı yok mu? Ya nereye? Abla kıza bir şey yapmaz değil mi? Cihan? Nerede? Nerede dedim o? Ne nerede? Sen gayet iyi biliyorsun kimi sorduğumu. Motor üstünde sürttüğün serseriden bahsediyorum. Nerede? Cihan saçmalama. Ne oluyor oğlum? Nerede? Sen neredesin lan benim kardeşimin yanına ha? Cihan! Seninle sonra hesaplaşacağız. Cihan! Şinas sakın sakın. Kalbini kırarım senin de. Lan. Şşş. Sen kimsin lan benim kız kardeşimi gece evine bırakıyorsun lan? Yakamı bırak. Bırakmazsam ne olur lan? Bırakmazsam ne olur ha? Bırakmazsam ne olur lan? Lan bir şey olur. Bırak. Ulan kalk. Kalk lan ayağı erkek gibi kavga et kalk. Yeter. Hocam ne oluyor? Yok bir şey, siz sınıfınıza gidin. Hadi. Ulan seninle işimiz bitmedi. Seninle sonra hesaplaşacağız. Görmüyor musun oğlum? Burası okul. Yeter. Abi yapma. Bırak kız eve gidiyoruz. Abi bırak. Şinasi, Fahriye bugün izinli. Yarın da işe gelir mi bilmem. Ne demek oluyor bu Şinasi? Bak, daha önce nerede yaşadın? Nasıl bir hayatın vardı bilmiyorum ama... bil ki senin yaşadığın hayat bu mahallede başka türlü yaşanıyor. İyi de Şinasi. Sözümü kesme. Sana burada basit gelen bir şey bir başkasının hayatına mal olabilir. Lütfen dikkat et. Sen de Cihan gibi mi düşünüyorsun? Ben bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Onun gibi düşünmesen de ne hissettiğini iyi biliyorum. Tamam. Dersi iptal edelim. Ben çıkıyorum. İptal! Ya sen beni delirtmek için de bu dünyaya geldin ha? Ya sen benim namusumu, şerefimi iki paralık mı edeceksin? Cihan. Cihan ne? Ne Cihan? Ya sen bana nasıl yalan söylersin ha? Elin herifiyle buluşmak için bana nasıl yalan söylersin Fahriye? İyi ama. Sus. Sus daha fazla konuşup cinlerimi tepeme çıkarma benim. Lan sokakta sürttüğünü bütün mahalleli biliyor be. Cihan lafını bil, ne sürtmesi, ne diyorsun? Bak. Bak hala üste çıkıyor, bir de efeleniyor ya. Ulan o herifle bir daha görüşmeyeceksin, anladın mı beni? Eminim olur. Fahriye. O herifi bir daha senin yanında görürsem. Buraya yazıyorum. Onun ağzını yüzünü bir ederim, anladın mı Fahriye? Sana da bir daha gün yüzü göstermem. Ne yapacaksın? Zincire mi vuracaksın? Ben gerekiyorsa onu da yaparım be. Lan millet neler söylüyor hakkında, haberin var mı? He? Sen beni kardeş katili mi yapacaksın be? Ha, ne söylüyormuş millet? Ha? Ne anlatıyormuş? Ne yapıyormuşum ben, namussuzluk mu yapıyormuşum? Ya arsız arsız konuşup bir de üste çıkma. Çıkarım. Cihan. Sen... Şahika'yla yemeklere giderken, kahve içerken ne oluyordu? Şahika sokak süpürüntüsü mü oluyordu? Hı? Cevap ver Cihan. O zaman sevdiğin kız için ne diyeceklerdi? O zaman sen ne yapacaktın? Cevap veremezsin tabii. Neden? Çünkü sona gelince her şey serbest. Bize gelince azar, dayak. Aa, ne güzel Cihan ya. Ne güzel.
Neredesin? Ay. Ay yok, ben duramayacağım evde. Ben çıkayım, birine içimi dökeyim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Rezervasyon yaptıracağım deyince böyle bir yer düşünmemiştim. Burası genellikle çok kalabalık olur. Hatta çoğu zaman oturacak yer bile bulamazsın burada. O yüzden telefon etmen gerekiyor. Ama bazen de böyle ıssız oluyor işte. Pek böyle yerlere takılan biri gibi görünmüyorsun. Biraz ondan şaşırdım. Zaten seni o yüzden buraya getirdim Duygu. Gerçekte nasıl biri olduğumu bil istiyorum. Bir tek sen bil. Peki. Bakalım bugün senin hakkında başka neler öğreneceğim. Mesela bugün benim doğum günüm. Nasıl yani? Bayağı doğum günüm bugün. Şaka yapıyorsun. Hayır, gayet ciddiyim. Bugün doğum günün ve sen burada benimle birlikte olmayı mı tercih ettin? Evet, benim doğum günlerim genellikle yalnız geçti. Çoğu zaman etrafımdakilerin haberi bile olmadı doğum günüm olduğundan. Peki bunu benimle niye paylaştın? Çünkü sen benim için önemlisin Duygu. Bunu anlamak zor olmasa gerek. Diyelim mi artık? Tabii ki. Afiyet olsun. Sana da. Macit, ne yaptın, hallettin mi? O zaman hayırlı olsun diyebiliriz ha? Son bir şey kaldı. Kızım. Babam evde mi hala? Yok. Bir şey mi oldu? Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Ne işin var burada? Kızım, insan başta bir babasının halini hatırını sormaz mı? Ya buraya kafana her estiğinde gelip gidemezsin. Gene ne istiyorsun? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun Şayka. Paramı istiyorum, paramı. Ya yok dedim param ara. Tamam kızım, şimdi yok ama olacak değil mi? Ne diyorsun ya? Bu ne? Bu mu? Bu fotoğraf makinesi. Küçük modellerini yapmalarının sebebi ise... hani olur ya, gizli kapaklı şeyler çekmek istersen... rahat rahat saklayabilmen için. Anladın değil mi? Sen ne demek istiyorsun? Şayka, ne demek istediğimi çok iyi anladım. Sen kaçın kurasın. Olmaz. Yapamam, olmaz. Olmaz. Ben de polise giderim. Ya da o çok sevdiğin anacığına giderim, nasıl biri olduğunu anlatırım. Anladın mı? Çık buradan, hadi çık. Bak kızım, iki seçeneğim var. Ya bu fotoğraf makinesini alırsın... gider Selim'le güzel bir film çekip bana getirirsin... ya da polise de, anana da tek tek her şeyi anlatırım. Tamam mı? Allah seni kahretsin ya. Senin gibi babaya lanet olsun. Senin gibilerinin duası tutsa gökten kemik yağardı. Al şunu. Hadi işin başına. Marş marş. Ne işi var burada? Nazan'ın gelinliği. İyi de burada ne işi var? O gelinliği ben çıkarttım baba.
Hatırlıyor musun? Eğer bir gün evlenirsen bu gelinliği giyersin demiştin. Annemin gelinliğini. Belki o seni görme zaman gelinliği giydiğinde bizimle olur demiştin. Ben bu gelinliği hak etmeyecek hiçbir şey yapmadım. Macit nikah günü almış. Ve ben senin elini öpmeden evlenmek istemiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Merhaba. Senin ne işin var burada? Çık git evine. İçeri buyur ettiğiniz için teşekkür ederim. Faiz Bey. Abi gelme dedim ama girdi. Kızınız belli ki müjdeli haberi vermeye gelmiş. Ama ondan önce ben söyleyeyim. Pelin, burası benim evim. Lütfen gider misin? Neden? Söyleyeceklerin babanın duymasından mı korkuyorsun yoksa? Pelin sus. Faiz Bey, kızınız Neriman benim. Yani kuzeninin nişanlısıyla evlenmek üzere. Beni intihara sürüklemesi yetmedi. Herkesin diline düşmesi yetmedi. İnsanların hayatını tehlikeye atması yetmedi. Bir de nişanlıma sülük gibi yapıştı. Yeter Pil. Yeter. Hiçbir şeyin usulünü adabını bilmediğiniz gibi... misafirliğin adabından da haberiniz yok. Faiz Bey. İçeri girmek için izin istemişsiniz. Vermemişiz. Girmişsiniz. Konuşmak için izin istemeye bile gerek görmemişsiniz, dinlemişiz. Ama yeter artık Pelin. Yeter. Burada benim evimde kızıma ve aileme hakaret edemezsin. Bilmediğiniz şeyler var Faiz Bey. Asıl sizin ve sizin gibilerin bilmediği şeyler var. Mesela yokluğu bilmezsiniz. Bu yüzden varlığın kıymetini de bilemezsiniz. Üzerinize kibri bir elbise gibi giymişsiniz. Ama farkında değilsiniz. Sizin gibi olmayanların evine destursuz girip onlara ders verebileceğinizi sanıyorsunuz. Malınızın, mülkünüzün kıymetini bilmiyorsunuz. Bu yüzden şükretmeyi de bilmiyorsunuz. Fakiri hor görüp zengini kıskanıyorsunuz. Hadi kızım. Sizin gibilere bizim evimizde yer yok. Ahlakı biz sizin gibilerden öğrenecek kadar ahlaktan yoksun değiliz. Güle güle.
içeri girdiği gibi çocuğun üstüne atladı. Garibim, neye uğradığını şaşırdı. Karşılık bile vermedi. İstese veremez mi? Verir. Kapı gibi adam. İstese pataküte dalar. Ama yapmadı. Neden? Çünkü insan. Çünkü medeni. Bizimki öyle mi? Medeniyet görmemiş. Öküz. Tamam, farkındayım. Öküzlere de ayıp oluyor şu an ama ne yapayım? İnsan önce bir dinler. Bir anlar. Ay Aras ne yapıyordur acaba şimdi? Canı acıyor mudur? Ay Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Ya benimle bir daha konuşmazsa? Ne yapacağım ben? Bir şey söyle. Dökeceğim. Ne? Ha, dökeceğim, tamam, onu yapıyorum da bir fayda etmiyor. Ilık suyu pirincin üstüne dökeceğim. Tereyağda da kavuracaksın. Bak bakalım nasıl tane tane pilav olacak. Ne diyorsun teyze ya? Ya ne diyorsun sen ya? Allah'ım, ben ne kadar kısmetsiz bir insanım ya. Ya Neriman neredesin? Allah'ım ya. Macit. Selim Bey. Şayka. Şey, ben eğer bu akşam müsaitseniz buluşsak diyorum. Tabii. Tabii müsaitim. Hemen rezervasyon yaptırayım. Ne yeriz? Ben aslında otelde yeriz diye düşünmüştüm. Odada. Tamam. Bu çok daha güzel olur. Hemen ayarlayıp haber vereceğim. Harika. Yeter. Asma o güzel yüzünü artık. Biz birbirimize ne dedik? Ne söz verdik? Biz her zaman birbirimizi sevecektik, değil mi? Ve her zaman birbirimize inanacaktık. Değil mi? O zaman sözünü tut ve bana inan. Bize inan Neriman. Hepsi geçecek. Biz bu zamana kadar neleri atlattık? Bu da geçecek, göreceksin. Düşünsene. Her şeyi geride bırakmışız. Evlenmişiz. Sen ve ben evimizdeyiz. Evimiz sessiz, sakin, huzurlu. Huzurlu. Oturmuşuz koltuğumuza, ayaklarımızı uzatmışız. Çayımız, filmimiz, her şeyimiz hazır. Benim başım senin omuzundan, şimdiki gibi. Benim de bir elim elinde, diğer elim saçında. Düşünsene. Hep düşünüyorum Macit. Nazan kolay giymemişti bu gelini.
hiç rahat bırakmadılar sizi. Neler çektiniz neler. Gülter. Hiç Gülter deme abi. Konuşacağım. Evlenmenize herkes karşı çıktı. Nazan'ın ailesi de bizimkilerdi. Ama siz dimdik karşılarında durdunuz. Seviyordunuz birbirinizi. Aşıktınız. Bu konu kapandı. Kapanmadı abi. Bak, kendi yaşadıklarını şimdi Neriman'a yaşatıyorsun. İkisi aynı şey değil. Bal gibi aynı şey. Bu çocuklar birbirini seviyor abi. Hem de çok seviyorlar. Daha olsa karşılarında dayanmaz. Ben Nazan'la evlenmeden önce babasından habersiz otel odalarında kalmadım. Sen kızına güvenmiyor musun? Neriman bizim yüzümüzü yere düşürecek bir şey yapmaz. Sen ister inan ister inanma. Ama ben inanıyorum. Yapmaz. Artık anne. Bıktım. Yapma. Ne bu halin? Ne yaparsam yapayım Macit'i geri kazanamayacağım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pelin, bunları konuşmuştuk seninle. Hani artık düşünmeyecektin? Boş verecektin. Macit evleniyor anne. Kenar mahalle kızıyla evleniyor. Aileleri asla izin vermezler. Göreceksin her şey olacağına varacak yine. Bu sefer öyle değil. Bugün hepsiyle konuştum. İnci teyze de, Faiz denen o adam da bu işe razı. Ah Pelin, ben sana ne diyeyim? Niye gidiyorsun? Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı benim. Ben asla mutlu olamayacağım. Asla. Lütfen böyle konuşma. Sen de mutlu olacaksın. Elbette sen de seveceksin. Macit benim için yok artık. Bitti. Adını bile anmayacağım. Yüzünü bile görmeyeceğim. Onu hatırladığın hiçbir şey istemiyorum. Her şey bitti. Bitti. Geçti Pelin. Geçti. Beni çağırmışsınız. Gel bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Sağ olun. Alsana. Bu senin. Nedir bu? Doğum günü hediye. Unuttuğumu zannetmedin herhalde. Yok. Hiç unutmadınız. Ama nedense ben hep unutmanızdan korkarım. Hep neyi bekledim biliyor musunuz? Bir kere sıcacık gülümseseniz. Bir kere başımı okşayıp oğlum deseniz. Hep bunu bekledim. Bora, nereden çıktı şimdi bunlar? Bunlar hep vardı baba. Affedersiniz. Bunlar hep vardı efendim. Neyse. Ben daha fazla başınızı ağrıtmayayım. Hediye için teşekkür ederim.
Şahika nerede Gülter? İş yerinden bırakmamışlar abi. Her gün her gün bu böyle olmaz. E ne yapsın kız? Dikkat ediyor ama patronlarına ses çıkaramıyor herhalde. Biri Şahika ile buna etraflıca konuşmalı. Tamam abi. Bir kere daha konuşurum. Sen merak etme. Hadi buyur, afiyet olsun. Merhaba. Gelsene. Her şeyi düşünmüşsünüz. Sen de her zamanki gibi çok güzelsin. Teşekkür ederim. İş yerine değil Şarkı. Siz de biz de olmasak. Ben banyodayım. Sen rahatına bak. Her şey iyi olacak. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Korkma artık. Hadi eve. İyi geceler. İyi geceler. Fahriye. Fahriye. Neredeydin? Sana o kadar çok ulaşmaya çalıştım ki. Neden ağlıyorsun? Her şeye mahvoldun Neriman. Mahvoldu. Ne oldu? Ya sen gözünün önünde olan biteni görmüyor musun Şinasi? He? Biz de kardeşimiz güvende diye seviniyoruz ya. Cihan, bir şey olduğu yok. Arasa da Fahriye'ye de haksızlık ediyorsun. Kaderin gazına geldin, Fahriye'ye söylemediğin şeyi bırakmadın. Oğlum, bizim başımızda ana yok, baba yok. Biz sizin gibi değiliz. Biz birbirimize destek çıkmazsak kimse çıkmaz. Biz ne güne duruyoruz oğlum? İşte ben de ondan sinirleniyorum ya. Ya o şerefsiz benim kardeşim üstse, ne olacak? Cihan, Arasa da Fahriye'yi de dinlemeden, anlamadan geldin, estin, gürledin. Çocuk sana itiraz etmedi, elini bile kaldırmadı. Suçunu biliyor da ondan. Ya birader hiç mi düşünmedin? Burası Şinasi'nin ekmek teknesi. Bu çocuk Şinasi'nin çalışanı. Bir gideyim ona sorayım, böyle bir şey var mı? En azından okulda sorun çıkartmayayım. Hiç mi demedin ya? Bir günde olaysız geçsin ya. Sen de yoksun zaten. Ben de evde böyle. Full depresyon. Ağla, ağla. İşim vardı. Macit'te miydin? Evet. Sen hep böyle Macit'te gez. Hiç arkadaşını düşünme. Fahriye, arasaydın gelmez miydin? Gelirdim. Aradım Neriman, aramaz mıyım? Aradım. Ama sen sadece Macit'te telefonlarını açıyorsun. Görsen, kurbanlık kuzu gibi götürdü kızı. Bir şey de yapamadım. Ne yapacaktın Aras? Burası böyle. Bazı kuralları var. Şinasi de öyle söyledi. Sana saçma gelebilir ama böyle işte falan filan. Öyle. Burada yaşayan insanlar bu kuralları kendilerine göre eğip bükmeyi seviyorlar ama bize gelince sıkıntı. Alışırsın. Sen yine de dikkatli ol. Ya okul mokul ne bileyim düşünemedim. Öyle öğrencilerin ortasında. Kusura bakma kardeşim.
Hayret. Ağzından bir özür çıktı nihayet. Ama o şerefsize ne yaptıysam iyi yaptım. Tamam, mekan yanlış olabilir ama hak etti. Kardeşim, gözünü seveyim, biraz sakin ol. Bak, sen gittikten sonra insanlara dert anlattım. Yapma. Tamam, kusura bakma. Kendimi tutamadım. Kader denen kadın da gazı verince... Anlatsana Macit'le ne konuştun? Hangi romantik cümleler için satıldım öğreneyim bari. Fahriye, lütfen düzgün konuşur musun? Nikah günü almış. Ay, gerçekten mi? Gerçekten. Sanki senin hiçbir şeyden haberin yoktu değil mi Fahriye? Beraber planlamışsınız. Kimliğimi sen yürütmüşsün Macit'e. Ya tamam. Öyle ama ne yapayım, gene de heyecanlanıyorum işte. Ne yapacaksınız peki? Faiz amca ne diyecek bu işe? Babamla konuştum ben. Ne? Ne konuştun? Yani ne yapıp edip benim kızın babasını ikna etmem gerekiyor. Yoksa? Neriman'ın yüzü hiç gülmeyecek. Evlenmeye de gönlü hiçbir zaman razı olmayacak. Oh! Ne güzel ettin, bir güzel ağzıma geleni söyledim. Oh, canıma değsin. Oh! İyi yapmışsın anne, iyi. Bizim arkadaşlar da görmüş öğlen. Kolundan böyle sürükleye sürükleye eve götürmüş kardeşin o Cihan denen gıcık herif. Bu saatten sonra eve kapasa ne yazar ha? El alemin ağzına lafı verdi bir kere. Tabii ya. Ben de bulmuşum lafı. Var ya, böyle kahve gibi köpürte köpürte anlattım. Bire bin kattım. Ay, tipini görecektin. Çipil gözlerini böyle belertti. Delirdi, delirdi. İyi, iyi, iyi olmuş. İşimize karışmaz artık. Kendi işine baksın. Daha dur. Daha dur. Annen onları kuyruğundan yakalamış. Daha bırakır mı hiç? Ha? Bak, ben daha neler yapacağım onlara. Onların bir ömrü benim padişah oğlumun bir tüyü etmez. Sen de biter mi laf? Seni de bıraksaydım öyle. Yok, ayrı ayrı çıkmamız daha doğru olur. Haklısın. Çok güzel bir geceydi. Hiç gitmek istemiyorum ama biliyorsun, mecburum. Mecbursun. Görüşürüz. Herifçioğlu çıktı, sen neredesin? Jacuzzi keyfi mi yapıyorsun lan? Ay, sen nasıl bir babasın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Şayka caz yapma, işlem tamam mı? Ay tamam, Allah'ın belası, tamam. İyi, oyalanma, dışarıda bekliyorum. Sonunda baş başa kalabildik Nezahat'im. Ya evet. Oydu buydu derken hiç fırsatımız olmadı ya Nezahat. Talihsizlik işte. Ama bugün sonunda şeytanın bacağını kıracağız. Hazır Menekşe annesinde.
Asım, telefon. Ya Burak kim arayacak bu saatte ya? Aa, olur mu? Belki yanına çıkmıştır bir yerde. Ha, itfaiyeden Fuat arıyor. Ya demedin mi? Alo Fuat. Hayırdır? Hadi ya, geçmiş olsun. Tamam. Yok canım, ne olacak, insanlık hali Fuat. Tamam sen merak etme, görüşürüz. Ne olmuş, ne diyor? Fuat çocuğu hastalanmış, nöbetimi devralır mısın diyor. Ay vah vah, yazık. Ay git Asım, git. İyi ama. Aması yok Asım. Ay zavallı çocukcağız, pek de tatlı. İyi de Nezahat, sen Fuat'ın çocuğunu hiç görmedin ki. Olsun. Yani çocuktur. Yani tatlıdır herhalde. Evet. Git. Yani. Görüntüler temiz mi? İşlem tamam mı? Aferin benim kızıma. İyi de bunda bir şey yok. Boş mu ya? Görüntü yok. Ben kaydettim. Ne yapayım senin makinen bozuksa? Ulan benimle dalga mı geçiyorsun lan? Hira! Ya ben ne yapayım senin kameran bozuksa be? Bak. Enayi miyim lan ben ha? Benim suratımda enayi mi yazıyor? Ben senin ne mal olduğunu biliyorum lan. Ama yağlı kapıyı kaçırmamak için yapıyorsun değil mi bunları? Buna bak, ben o parayı istiyorum. Anladım lan! Anladım mı diyorum sana? Anladım! İster yap, ister hırsızlık yap ama o parayı getireceksin. Anladın mı lan, anladın mı? Anladım. Ne dedin? Ha, aferin benim akıllı kızıma. Bana bak, babanın sözünü dinle. Dinle ki sonra üzülmeyesin. İki gün Şayka. İki gün. Bir günde vakitlice gel eve. İyice zıvanadan çıktın. Hayırdır Gülter? Zehra'yı arıyordum abi. Halasını merak ettim. Rahatsız ya. Anladım. Şayka nerede? Yolda geliyormuş. Ay ah be kızım, ah be kızım. Oo Selim Bey. Sonunda evin yolunu bulabildin. Toplantım vardı Feyza. Söyledim ya. Aradım. Dönmedin. Yoğundum biraz, fark etmemişim. Kusura bakma. Hadi asma suratını, iş bu. Ne yapabilirim? Pelin toplantın olmadığını söyledi ama. Pelin'e ne bakıyorsun sen? Macit'in derdine düşmüş, işle güçle ilgilendiği mi var? İşler nasıl dönüyor zannediyorsun Feyza? Ben üzerimi değiştirdim. Güzel kızım. Efendim anne. Nerede kaldın kızım?
şey anne. İyiyim ben. Kim yaptı bunu sana? Şayka. Payslı'yı. Yok bir şey, iyiyim. Neren iyi kızım? Abi, saldırmışlar kızıma. Dur, sakin ol Gülder. Bırak Şayka anlasın. Ne oldu kızım? Ya kapkaççılar saldırdı. Çantamı aldılar. Telefonumu aldılar. Hemen doktora gidelim, sonra da polise. Anne, ben gittim polise. Ne dediler kızım? Yapanları bulabilecekler mi? Ben şikayet ettim işte. Bulursak ararız dediler. Ay, elleri kırılsın inşallah. Hadi hastaneye gidelim kızım. Belki kırık çıkık bir şeyim vardır. Yok bir şey. İyiyim ben. Ya bir odama çıkıp dinleneyim biraz. Söylediklerimi düşündün mü? Düşündüm. Ama inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Harekete geçmen lazım Neriman. Benim elimden bir şey gelmiyor. Senin bir şey yapman lazım. Aşkım günaydın. Günaydın Macit. Ne diyeceğim, işe gitmeden bir görüşsek mi seninle? Görüşelim tabii. Hazırım ben de. Çıkıyorum zaten. Hadi buluşalım. Tamam. Aras, iyi misin? Uyumadın mı sen? Bekleyelim. Sen ne yapacaksın? Ben akşam bahsettiğim konuyu halledeceğim. Uyu biraz. Çorba yaptım sana. Şifa niyetine. Hadi al bakalım. Yok anne, içmeyeceğim ya. Vallahi canım istemiyor. Aa, olur mu yavrum? Hem sana merhem de hazırladım. Üzülme hiç, bunların hiçbir izi kalmayacak. Hadi hadi. Ben yedireyim mi? Hadi bakalım. Al bakalım. Aç ağzını. Anne. Ha yavrum. Biz hiç ayrılmasaydık ben belki daha farklı biri olurdum. O nasıl söz öyle? Ne bileyim işte. Daha iyi biri. Ay, kıyamam ben sana. Sen zaten çok iyi birisin. Şayka. Kızım nasıl oldun? İyi misin? Daha iyiyim Faiz dayı. İyi iyi maşallah. Hele de bunu yapanlar bir yakalansın, daha da iyi olacak. Hadi anneciğim, aç ağzını. Neden gülüyorsun? Acaba diyorum, evlendiğimizde de beni böyle her gün işe uğurlayacak mısın? Ne zaman istersen uğurlarım. O zaman da seni her sabah işe geç kalacağım. Neden? Yanından kalkıp gitmek çok zor olacak onunla. Gelmeyeyim o zaman. Şaka yaptım. Güzel gözlüm. Bugün ne yapacaksın? Bugün ne yapacağım? Fahriye ile ilgilenirim. Şu sıralar canı sıkkın malum. Doğru. Sen ne yapacaksın? Ben akşam... akşam şirkette bir sürü işim var. Onları hallederim herhalde. Benim abi. Macit. Önce sen. Tamam. Bana çalıştığın şirketin telefon numarasını verir misin? Hani Onur da sana ulaşamazsam orayı ararım. Sevgilim, istediğin zaman benim cep telefonumdan arayabilirsin.
Oldu da ulaşamadım işte sana. Hadi Macit, ver. Peki. Öyle olsun. Kartım. Oldu mu istediğin şimdi? Oldu. Teşekkür ederim. Sen ne diyecektin? Bundan sonrasını ben giderim. Sen yorulma diyecektim güzel bir. Yok canım, ne olacak ki? Olsun. Sen bundan sonrasını gerin. Tamam. Kolay gelsin. Güne senle başladın ya, bundan sonra her iş bana kolay gelir. Görüşürüz. Görüşürüz. Kırılsın. Ya gencecik bir kıza yapılır mı bu? Yani hiç mi vicdanları yok bunların? Bugün işe gitmesin bari. Öyle yapacak. Arayıp izin alacak da. İyi. Peynir Hanım merhabalar. Ben izin istemek için aramıştım da biraz rahatsızım. Bugün gelmesem olur mu? Olur Şayka, geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederim. Şayka, nikahla ilgili bir gelişme olursa bana haber vermeyi unutma, olur mu? Tamam, haber veririm mutlaka. Efendim? Neriman Solmaz arıyor Nadir Bey. Bağla kızım. Alo, Nadir Bey. Neriman? Hayrola, ne istiyorsun? Hemen görüşmemiz lazım. Hemen. Kahve. Sağ olasın, götür. Şayka'nın başına geleni gördük. Diyorum ki, Neriman'ı orada öyle bir başına bırakmasak. Neriman tek başına değil Gülder. Onu merak etmene gerek yok. Ama senin de aklın onda. Ben biliyorum. Kaç gündür düşün düşün kendi kendini yedin. Ne olur. Bırak şu inadı, bırak şu gururu. Abi. Ben bakarım. Macit. Gülten Hanım. Faiz Bey, size söylemem gereken şeyler var. Pekala delikanlı, konuş bakalım. Neriman. Sizi daha önce defalarca kızınızı ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Ve biz şimdi nikah tarihi aldık Faiz Bey. Evleniyoruz. İyi. Siz her şeyi halletmişsiniz. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Rızanızı istiyoruz Faiz Bey. İzninizi istiyoruz. Sen benden daha önce de izin istedin Macit. Hatırlıyor musun ne yaptın? Siz bunları kendi dünyanızda unutursunuz oğlum. Ama biz unutmayız. Mecbur kalmıştım Faiz Bey. Tekrar mecbur kalmayacağını nereden bileyim? Faiz Bey, bakın. Ben ilk defa dün Neriman'la oturmayı planladığımız evin kirasını ödedim.
Ben hayatımda ilk defa banka kuyruğuna girdim. Ne bileyim, ben para biriktirmek için öğün atladım ve bunu ilk defa yapıyorum. Siz bundan önce aşkınız için ne yaptıysanız, ben de aynısını Neriman için yapıyorum, yemin ederim. Biz evleniyoruz Faiz Bey. Bundan sonrası sizin kararınız. Konuşmayacak mısın Neriman? Nadir Bey, sizinle görüşmek istedim. Çünkü... Çünkü sizin Macit'ten uzak durmanız lazım. Cesur kızsın Neriman. Belli ki oğlumu da çok sevmişsin. Nadir Bey. Peki bir baba ile oğlunun arasına girebilecek kadar cesur musun? Onu... Oğlumu benden uzak tutabilecek kadar güçlü müsün? Evet Nadir Bey. Ben Macit'i gerçekten çok seviyorum. Ama siz Macit'in hayatını mahvedebilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz şey Macit'in sizin oğlunuz olup olmadığıysa... isterseniz ben söyleyeyim size. Evet. Macit sizin oğlunuz. Bunca yıl hiç görmediğiniz, hiç konuşmadığınız oğlunuz. İnci sonunda itiraf etti demek. Etti. Etti ama bu neyi değiştirir ki? Macit sizi kabullenecek mi sanıyorsunuz? Bunca yıldır görmediği, kendisine bir kez olsun babalık etmemiş bir insanı... çocukluğundan beri büyüten, onun her şeyiyle ilgilenen babasına değişeceğini mi sanıyorsunuz? Ama o benim oğlum. Hayır Nadir Bey. Macit Kerim Bey'in oğlu. Ve Macit bunu böyle biliyor. İzin verin hep böyle bilsin. Lütfen. Neler çektiğimi bilmiyor daha. Bana hayatı nasıl zehir ettiklerini bilmiyor. Peki Macit? Macit ne olacak? Onun hiçbir günahı yok ki. Neriman canım, neredesin? Hemen buluşmamız gerekiyor. Sana söylemem gereken şeyler var. Benim de sana söylemem gereken bir şey var. Tamam, hadi buluşalım. Alo. Kerem. Sen. İnci. Buluşmamız lazım. Macit. Canım. Seninle bir yere gitmemiz gerekiyor. Macit, önce benim seninle konuşmam gereken bazı şeyler var. Sonra söylersin. Ama Macit, şimdi söylemem lazım. Aşkım, emin ol, bu daha önemli. Tamam mı? Hadi gidelim, geç kalıyoruz. Sevgilim.
Birinci. Senin ne işin var burada? Kerim. Kerim hemen gitmemiz lazım buradan. Hemen. İnci. Macit, biz ne yapıyoruz burada? Bak Neriman. Tarih 2014. Günlerden cumartesi olacak. Tam şurada girişte. Kocaman bir yazı. Neriman ve Macit'in düğününe hoş geldiniz yazacak. Arkanda nikah masası. Tabii orada sen de ben oturacağız. Gelin ve damat olarak. Şahitler, nikah memuru, herkes, her şey hazır olacak. Nikah memuru soracak, evlenmeyi kabul ediyor musunuz diye. Evet diyeceğiz. Evet ediyoruz. Bütün salon alkış kıyamet. Ayağına bas sesleri, Allah bir yastıkla kocatsın sesleri. Başımızdan aşağı konfetiler, güzel yüzüne dökülen çiçekler. Bizi alkışlayacaklar Neriman. Birbirini seven iki insanın en mutlu anını alkışlayacaklar. Ve tam şurada kim oturacak biliyor musun? Benim güzeller güzeli gelinimin babası.